Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle çok önemli bir bilgi paylaşmak istiyorum. Hiçbir yerde yok. Hiç kimse bilmiyor. Ben bunu sizinle paylaşacağım. Nedir bakalım? Himalaya tuzu. Himalaya tuzu şurada yazıyor. 250 milyon yıllık bir tuzdur. Kristal tuzdur. 200 kilometre kuzey Himalaya dağlarından çıkarılmaktadır. Kuzey bölümündeki Himalaya dağlarından çıkarılmaktadır. Züt olunca kuzey mi oluyor? Evet, rafine edilmeden, herhangi bir fabrikasyondan geçmeden direkt halka sunulmakta. Daha sonra mutfaklarımızda yer almakta. Evet, Himalaya tuzu 84 mineralden, elementten oluşmakta. Element içermekte daha doğrusu. Bu 84 element vücudumuzun bütün bölgeleri, hücreleri bu 84 elementi ihtiyacı vardır ve bu 84 elementi, yani mineralleri, tuzumuz barındırmakta. Himalaya tuzu barındırmakta. Arkadaşlar, şimdi bende bir makine var. Kartuş var. Suyu temizliyor. Şöyle koyuyoruz. Üzerine su döküyoruz. Musluk suyu. Ondan sonra böyle kapatıyoruz. Suyun akmasını, kartuştan süzülüp suyun temiz su olarak, içme suyu olarak kullanmamızı sağlıyor. Kartuş temizliyor suyu. Bunu sizler de biliyorsunuz. Herkes biliyor. Yalnız nasıl desem, evlerinizde büyük makineler de var. Su temizleyen makineler. İşte orada elementler yok olmakta. Yani su oksijensiz, elementsiz, yani hiçbir işe yaramayan bir sıvı olarak karşımıza çıkmakta. Biz şimdi onu 84 elementle zenginleştireceğiz. Nasıl yapacağız? 2 kaşık Himalaya tuzu, yarım bardak suya koydum. Karıştırıyorum. Eritiyorum, tuzu eritiyorum. Bu bize nasıl yardımcı olacak? Himalaya tuzundaki elementleri normal suya nasıl aktaracağız? Onu sizinle paylaşacağım. Suyumuz bu arada kartuştan geçip temizlenip arınmakta. Yani mineralleri de yok olmakta. Bütün bütün şeyler kartuş kendisini çekiyor. Temiz suyumuz da aşağı inmekte. Bu arada tuzumuzu da karıştırıyoruz, eritiyoruz. Su arındırma makinemizden çıkardık suyumuzu. Bu bardağı 1 litre su olarak hesap edersek, burada da gördüğünüz gibi Himalaya tuzumuzu erittik. Fazla Himalaya tuzu, böyle fazla yapabilirsiniz, önemli değil. Bir kavanoza koyup senelerce bekleyebilir. Mineralleri eksilmeden olduğu gibi her seferinde böyle karıştıracaksınız. Ondan sonra, evet arkadaşlar, şimdi 84 minerali vücudumuzun her bir hücresinin ihtiyacı olduğu 84 minerali, elementi nasıl vücudumuza yükleriz, suyumuza yükleriz. Gördüğünüz gibi Himalaya tuzu, evet aldım. Böyle şöyle koydum. Çıkarıyorum. Fazla tuzlu olmasın diye, suyumuzu içebilelim diye. Şöyle
Tersinden şöyle bir karıştırayım. Evet. Gördüğünüz gibi büyük kaşıkla yine aynı sistemle 1 litrelik suyu büyük kaşıkla normal metal kaşık şöyle koyuyorsunuz. Hiçbir damla olmayacak. Ben metali getireyim bir dakika. Evet, gördüğünüz gibi şöyle çıkarıyoruz. Damlatmadan. Çünkü su tuzlu olunca içilmesi de güzel olmaz. Lezzetli olmaz. Evet. Ne yapıyoruz? Şöyle suyumuzun içine koyuyoruz. Çıkarıyoruz. İşlem bitti. Ve bu 84 minerali içeren suyumuzu içiyoruz. Evet, çok güzel oldu. Normal su. Yani tuzlu olmadı ama mineralli oldu. 84 mineral içine girmiş oldu. Arkadaşlar, bu bilgileri sizinle paylaşıyorum. Emeğe saygı gösterip abone olursanız memnun olurum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sizlere sağlık diliyorum. Hoşça kalınız.